ilgili izleyenler. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği Eğitimdeki Sen programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programda yüksekte çalışma eğitici eğitimini konuşmak üzere katılımcımız Sayın Tuğçe Oral'la birlikteyiz. Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Tuğçe evet, Hanım bize ve izleyenlere kendinizi tanıtmak için birkaç cümle alabilir miyiz sizden? E, merhaba öncelikle herkese. E, mühendislik kökenliyim ama mühendislik kariyerime e, 2012 yılı sonrasında ülkemizde 6331 sayılı İSG kanunu kabul olmasıyla mühendislere tanınan iş güvenliği uzmanlığı hakkı verilmesiyle e, İSG kariyerime başladım ve şu anda da B sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Çok güzel. Hocam sizi nasıl atlı İSG alanı ondan da küçük bir bahseder misiniz mühendislikten İSG'ye geçişiniz? Ya yani aslında iş güvenliği çok derin bir alan. Hani ne kadar sığ gibi görünse de çalışmanın ve işin olduğu tüm iş yerlerinde bizler için bir kariyer fırsatı, bizler için iş imkanı olan bir alan daha geniş bir alanda Seçeneklerin daha fazla olduğu ve kendini geliştirmeyi seven ve sürekli dinamik bir yapıda olmak isteyenler için ee, çok daha cezbediciydi. Ben de o yüzden mühendislik e, ünvanımı ya da mühendislik kökenimi kullanarak iş güvenliğinde yüksek lisans ve doktora eğitimiyle de devam etmeye karar verdim. Ee, hala da iş ve güvenliği alanında hem kişisel hem de mesleki olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çok güzel, teşekkür ederiz hocam. Bizle paylaştığınız için duygumuzu. <laughs> e, programa ve sorulara başlamadan önce sevgili izleyenlerimize bir kez daha hatırlatalım. Eğitimdeki sen programında sosyal medya hesaplarımızdan bıraktığımız soru kutucuğuyla Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Uskudar Üsem e, adı altında. Sorularınızı bekliyoruz. Programımıza dahil olursanız sizlerle daha güzel bir program geçirmeyi umuyoruz. Şimdi yavaş yavaş programa başlarken hocam gelen sorulardan önce sürekli eğitim merkezinden aldığınız eğitimleri bizimle paylaşır mısınız? Evet Üsküdar sürekli eğitimde almış olduğum ilk eğitim insansız hava araçları kullanımı ile ilgili İHA 1 eğitimiydi. Daha sonrasında bunu mesleki eğitimlerim olarak yangın eğitici eğitimi ve yüksekte çalışma eğitici eğitimi ile tamamladım yaklaşık 3 eğitiminizde aktif olarak yer aldım. Evet, <laughs> böyle bizde de katılımcılarımız bir eğitime birkaç eğitime katıldığında daha mutlu oluyoruz. Artık Neyse. içli dışlı olup aile gibi olunca daha güzel oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam bir başka soru olarak size şunu sormak istiyorum. Yüksekte çalışma eğitimini bugün konuşalım sizinle istiyorum. Bu eğitimi <laughs> alırken kendinize katmayı planladığınız mesleki alanda bilgiler miydi? Yoksa kişisel gelişimimiz mi? ney sizi bu tarafa itti? Onlar hakkında birkaç cümle. Ee, tabii ki her şeyden önce. Öncelikli tercih sebebim mesleğimle ilişkili ve bu alanda bir eğitmen kimliğini resmi olarak kazanabilmek vardı. Hem de sahada biz işsal ve güvenliği uygulamalarında iş güvenliği uzmanları çok aktif olarak çalışanlara... E, talimatlar verirken onlarla empati de kurabilmemiz gerekiyor. Aslında bu çok büyük bir şey. Çünkü siz onları bir kurallar bütününe e, sığdırırken onları anlayabilmek hani onlar gibi bu anı yaşayabilmek de önemli. Bu eğitimlerde teorik ve uygulamalı olması da biz aynı zamanda hem onlar gibi düşünme hem de eş zamanlı olarak mesleki olarak bir katkı sağlayacaktı. Tabii bunlar içerisinde öncelikle hedefim mesleki gelişimle <laughs> e, katkı sağlamaktı. İnşallah umduğunuz gibi de gerçekleşmişti. <laughs> Öyle de oldu. <laughs> Sevindik. Zaten sorularla birlikte tekrar tekrar bu konuları da konuşuyor olacağız. Biz eğitimde neler öğrendiniz? Ana haplarıyla birkaç cümleyle bizimle sevgili izleyenlerimiz soruyor çünkü paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki. Eğitim zaten teorik ve uygulamalı olmak üzere iki parttan oluşuyordu. Hı hı. Teorik eğitimde özellikle yüksekte çalışma ile ilgili kullanılan ekipmanlardan, ve yüksekte çalışma ile ilgili oluşturulması gereken güvenlik talimatları, bu yüksekte çalışma ile ilgili çalışanların karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler konusunda teorik olarak aldığımız eğitimde bir farkındalığımız yükseliyordu. Uygulamada da bu öğrendiğimiz bilgileri pekiştirme fırsatımız oldu. Ben bu eğitimde de aynı zamanda kullanılan kişisel korcu donanımların neler olması gerektiği, bunların güvenli kullanımlarında birebir bizler de, her ne kadar eğitici olsak da uyguladığımız için bunları da deneme şansımız da oldu. Eğitim genel hatlarıyla aslında iş güvenliği profesyonellerinin ya da iş sağlığı ve ile ilgilenen tüm herkesin mutlaka alması gerektiğini düşündüğüm bir eğitimdi. İçerik olarak da tatmin ediciydi. Bu konuda bilgi düzeyini artıracağımı düşünüyorum. Güzel düşünceleriniz için yine teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler söylüyorsunuz hocam. Peki uygulama kısmına girmişken aslında merak ettiğimiz birkaç şey daha var. Biz daha önceden soru kutucuğunu sevgili izleyenlerle paylaştığımız için sağsunlar yazmaya başlıyorlar. O yüzden notlarımın arasında var. Buradan size sormak istiyorum hocam. Uygulama sahasına önceden giderek siz bir e, uygulama <laughs> eğitimi alıyordunuz. Bir günlük bir uygulama var eğitimin içinde evet. teravih kısmın yanı sıra. Peki burada hocam artık biz üniversitemizde bu imkanı sağlıyoruz. <laughs> Bunun için neler söyleyebilirsiniz? Ee, şöyle e, bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, hani üniversite içerisindeki uygulama parkurunu da gezme fırsatım oldu. E, üniversite kendi içerisinde kurduğu bu parkuru da yine uygulama sahasında e, uygulama eğitimini veren eğitmen ekip yani eğitmen e, kişilerden destek alarak onların nezaretinde kurduğu için aralarında bir fark olmadı. Aksine Belki de daha avantajlı duruma geçti çünkü direkt Üsküdar Üniversitesi'nin tüm çatısı altında hem teorik ve hem, hem uygulamalı eğitimleri yürütebilme şansı oldu. Bizler için çok negatif de değildi fakat biz uygulama sahası için tabi belirli bir mesafe vardı yine üniversitenin bize sağladığı sürekli eğitim merkezinin sağladığı ulaşım imkanıyla gitmiştik. Yorucu bir eğitim <laughs> sonrasında eğitim sonrasında tabii ki o ulaşımla beraber biraz daha yorgunluğu hissediyordunuz. Ama şu anda uygulama parkurunun üniversite bünyesinde olmasına ben bir dezavantaj durum oluşturacağını düşünmüyorum. Bizler de açıkçası öyle düşünerek bu olayı inşa etmeye çalıştık. Çünkü Üsküdar Üniversitesi'nin konum itibariyle çok rahat bir şekilde hele çarşı yerleşkesi bizim olduğumuz kısımda çok rahat bir şekilde her mevkiden insanlar ulaşabiliyor. Biz de o yorgunluğunuzu bir nebze olsun azaltabilmek için böyle bir şeye giriştik. Memnun olmanıza ayrıca yani sevindim. Gelecek kurs yerler için sevindim. <laughs> evet, siz böyle deneyimlemiş oldunuz. Peki, sizin aldığınız zaman Tuğçe Hanım eğitimi sanırım siz örgün evet. eğitim kısmına katılmıştınız. Yeni yeni biz online'a geçiyoruz bu eğitimimizde. Yüksekte çalışma hı hı. ve yangın eğitimi için. Ee, onun hakkında neler söyleyebilirsiniz? 4 günlük normalde siz e, sabah akşam evet yüz yüze tam gün evet bir eğitim aldınız. Şu an bunu biz online imkana çevirdik. Sadece uygulama için misafirlerimizi üniversitemize davet ediyoruz. Bunun için neler söylemek istersiniz? E ee, teorik kısmında yine bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü bizim aldığımız yüz yüze eğitimde de yine eğitmen hocamız tarafından, alanında uzman yetkili bir hocamız tarafından her şey detaylıca bize aktarılıyordu. Sadece fiziki olarak konum değişmiş oldu. Yani teoride de artık biz bu pandemi sürecinde de teorik eğitimlerin uzaktan verilmesine çok aşina olduk aslında. Bir fark olmadığını da gördük. Uygulama kısmının hala yüz yüze yapılıyor olması eğitimin etkinliği konusunda bir kayba neden olacağını düşünmüyorum. Hatta daha da verimli olabilir. İnsanlar çünkü alacağı teorik eğitimdeki kendi çalışma ve dinleme ortamını kendi oluşturacak, kendi konforuna göre. Belki daha avantajlı da olabilir bir öğrenci olarak yorumlarsan. Ama uygulama kısmı yüz yüze olduğu için eş zamanla aynı değeri karşılayacaktır. Evet biz de böyle düşünüyoruz açıkçası daha iyi şartlarda daha konforu istediğimiz kadar sağlamaya çalışsak da size tabii ki herkesin konforu aynı olmuyor <laughs> o yüzden de şimdi herkesin kendi konforunu sağlayım sınıf ortamında olmak bir süre sonra hani ister istemez sizde bir gerginlik yaratabiliyor evet. ama tabii ki eğitim içerisinde bir değişim olmayacağı için bir farkı yok bence. Evet, inşallah öyle olacak diye düşünüyorum. Birkaç grubumuzu yaptık bu şekilde. Herkesten de memnun olduğunu duyduk. Biz de mutlu olduk açıkçası. Peki diğer bir sorumuza devam edecek olursak bize yüksekte çalışma eğitiminin temel mantığı ile ilgili birkaç cümle söyler misiniz? Şimdi yüksekte çalışma eğitimi özellikle e, yüksek alanlarda yapılan çalışmalarda e, görevlendirilen personel ya da çalışan kişilerin ee, çalışmaya başlamadan önce teknik olarak çalışma koşullarına bağlı olarak sağlık ve güvenlik konularında e, bilinçlendirilmesi ve onların güvenli kişisel korucu donanım kullanması, işi yürütürken aslında bilincil öncelik kendi güvenliklerini sağlamak olmasını aktarımlarının yapıldığı yani sahada tamamen iş yerinde İş güvenliği uzmanları ya da işveren tarafından bu konuda takibinin yapılması için görevlendirilen kişiler tarafından çalışma yerinde verilen temel eğitimi karşılıyor. Yüksekte çalışma eğitici eğitimi bundan daha farklı olarak bu eğitimi verebilecek kişileri yetiştirmeye yönelik ya da sahada bunları daha donanımlı, daha doğru teknik olarak bütün bilgileri işte empati yeteneğini de kazanmış şekilde aktarmak demek. Yani temel eğitim dediğimiz sahada çalışan, yüksekte çalışmada görevlendirilen çalışanları verilecek bilgileri ifade ederken, eğitici eğitimi de bu eğitimi verebilecek kişilerin yetiştirilmesi ya da yetkinlik kazandırılması. Sizin gibi iş sağlığı güvenliği uzmanından bunları dinlemek bizi çok mutlu etti. Bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Katılımcılarımız çünkü merak ediyorlar. Kimler katılabilir diye bir soru gelmiş ama, İsterseniz yüksekte çalışmanı söyleyin isterseniz öncelikle. Daha sonrasında ben size temel eğitimin ne farklarını da sormak istiyorum. E, yüksekte çalışma eğitici eğitimini eğer özel veya kamu kurumlarında eğitmen kadrosunda çalışan kişiler varsa tabii e, görevlerine bağlı olarak ya işveren görevlendirilirse ya da kendileri özel bir ilgileri varsa bu eğitimi alabiliyorlar. Onun dışında en az ön lisans mezunu olmak gerekiyor. Ya da ön lisans mezunları arasında iş sağlığı ve güvenliği mezunları bunu daha çok tercih ediyorlar. Çünkü bizim mesleğimize daha yatkın. Ya da itfaiyecilik, işte acil durum, kurtarma ya da acil durum afet yönetimi programları mezunları. Ve yine A, B, C sınıfı fark etmeksizin iş güvenliği uzmanı olan kişiler bu eğitimle katılabiliyorlar. E, tabii İSG kökenli olmak e, bu eğitimleri almak aynı zamanda bizim mesleki gelişimimize de bir katkı sağlıyor anlam taşıyor. E, çünkü biz sahada sürekli zaten mesleğimize ilişkili bu güvenlik talimatlarını takip ederek bunları denetleyerek çalışanları bu konuda bilinçlendiren kişiler olduğumuz için e, bu eğitimleri almak bizler aynı zamanda mesleki anlamda bir kişisel gelişim sağlıyor. E, eğitimleri bu saydığım gruptaki kişiler tercih ederler salabilirler. <laughs> Bekliyoruz efendim hepinizi. Tekrar hatırlatalım sorularınızı uskudar usam hesabından sorarak anlık Tuğçe Hanım'ın cevaplamasını sağlayabilirsiniz. Ee, sorularınızı bekliyoruz. Tuğçe hocam, şimdi şöyle bir şey soracak olursak peki, yüksekte çalışma, temel eğitimi ayrı bir şey. Eğiticinin eğitimi farklı bir şey. Siz artık eğitmenliğe e, hazırlıyorsunuz. Zaten o yüzden artık hocam diye hitap ediyorum size de Teşekkür. bir eğitmenimizsiniz. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Çok kafa karışıklığı var bu konuda. Temel eğitimi alan kişi eğiticinin eğitimi gibi çalışabileceğini sanıyor. Biz bu noktada birazcık zorluk yaşıyoruz. <laughs> evet, e, şey çok benzer çünkü. E, ama kesinlikle hayır. Öyle bir şey <laughs> e, doğru değil. E, eğitici eğitimini olabilmeniz için mutlaka onun teorik ve uygulama e, asgari eğitim saatini tamamlamanız gerekiyor. Ve yine yetkilendirilmiş bir kurum ya da bir eğitmen tarafından bu belgeyi almaya hak kazanmış olmanız gerekiyor. Eğitici eğitimi ya da eğiticisi olabilmeniz için. E, temel eğitimi dediğimiz e, her iş yerinin bulunduğu konuma, lokasyona göre bulunulan sağlık ve güvenlik riskleri özellikle İSG açısından iş kazası riskleri değişkenlik gösterir. Örneğin siz bir şantiyede çalışan, genellikle yapı işlerine çalışan kişilerde biz Özellikle bunu çok fazla, çok sık kullandığımız toolbox dediğimiz eğitimlerden bir tanesidir. Siz her şantiyede bile her kurulumunda çalışana o iş yerine ya da o çalışma sınırları içerisinde özel bir eğitim vermeniz gerekir. Yani sizin almış olduğunuz yüksekte çalışma, temel eğitimi o andaki belgenize siz farklı bir şantiyeye taşıdığınızda bile kullanamazsınız. Yine onun bulunduğunuz yere göre revize edilmesi gerekir. O yüzden ikisi birbirinden farklı şeyler. Yine temel eğitimini anlatacak olursak siz e, örneğin yapı işlerinde bir dış cephede boyamada çalışmak istiyorsunuz ya da çalışacaksınız. Siz o işe başlamadan önce karşılaşabileceğiniz, size zarar verebilecek durumlar neler? E, burada sizin e, yaşam hatlarını nereye bağlamanız gerekiyor? Size verilen işveren tarafından kişisel koruyucu donanımlar neler? Bunları nasıl kullanırsınız? Doğru kullanımı nedir? Ya da işin yürütümünde bir el aleti kullanmanız gerekirken sizin burada manevra kabiliyetini nasıl sağlayacaksınız? Bunlar hakkında size verilen kısa çaplı eğitimlerdir. Yani eğitici eğitimiyle içerik olarak biraz daha sığ kaldığı için bir tutmamız doğru değil. Hı hı. Teşekkür ederiz hocam. Sayın katılımcımızın merak edilen soruları cevapladığı için. Teşekkür ediyoruz tekrar hocam. Sizle. Bir sorumuz daha var hocam. Belirli kurumların yüksekte çalışma eğitimini aldırması zorunlu tutulması gereken bir kriter mi sizce diye size bir soru yöneltilmiş. Eee şöyle bir uzmanı olsun olmasın diye düşünebilirsiniz bunu. Şöyle alınmasında evet fayda var. Özellikle iş güvenliği uzmanları tarafından sizin bunu çalışanlarınızda eğitim verebilmeniz için bu konuda eğitim almanız özellikle bu kurumsal firmalarda daha önde tutulan bir şey. Daha öncelikle bunu almanız gerekir. Sizin bu konuda eğitim verebilmeniz için. Çalışanlarınıza bunu aktarabilmeniz için bu konudaki yetkinliğinizi kanıtlamamız gerekir. Teşekkür ederiz. Ben alanın biraz dışında olduğum için sürekli teşekkür <laughs> etmekle yetiniyorum. Aracı gibi olduk biraz. Merak Gerçekten. edilen sorular var. İSG uzmanları ya da dışındaki katılımcılarımız ve eğitim almak isteyen bir kitleden <laughs> dolayı Peki bir şey daha sormak istiyoruz sizlere. Uygulama eğitimine bakacak olursak orada kullanılan ekipmanlar sizce yeterli miydi? Evet fazlasıyla bizim benim almış olduğum muhtemelen yine üniversitenin de sağladığı uygulama eğitim parkurunda bizdeki bütün katılımcılara yetecek kadar kişisel koruyucu donanım sağlanmıştı. İşte bunlardan temeli baretlerimiz vardı. Hı hı. Her birimizin eğitim esnasında mutlaka kullandığı eğitime başlar başlamaz giymiş olduğumuz paraşüt tipi emniyet kemerlerimiz vardı. Ve her birimizin kendi yine beline emniyet kemerimize taktığımız çift bacaklı dediğimiz şok emicili lanyartlarımız vardı. Ayakkabılarımız oradaki tırmanmaya, yüksekte çalışmayı denemek için ona elverişli şekilde olmasıydı. İş ayakkabısı değil ama her birimiz ona uygun kendimiz özel topuklu kaydırmaz tabanlı bir ayakkabıyla gitmiştik. ve eldivenlerimiz vardı. Kaydırmaz eldivenler. Bunlar da eğitim süresince zaten eğitimin hocamızın rehberliğinde kimse bireysel olarak değil ya da bağımsız bir şekilde değil. Eğitmen hocanın rehberliğinde onu verilen talimatlarına uyarak çalışmıştık. Verilen kişisel korcu donanımlarda orada uygulama eğitim sahası da bu konuda gayet yeterliydi. Hatta fazlasında bile eğitim sadece yüksekte çalışmayla değil, daha fazlasında bile bize uygulama yapma, yeni senaryolar üzerinden demolar yapma imkanı da sağlamıştı. O yüzden uygulama eğitimimiz çok verimliydi. Hepiniz sanırım tek tek orada zaten evet. Bengisu Hanım sizlere eşlik ediyor. Diğer çalışma yöneticimiz sağ olsun sizlere bu konuda birlikte gidiyorsunuz. Tek tek yapılıyor diyebiliyorum ben de. Evet. Bu da artı bir şey olarak katılımcılarımıza dönüyor. Evet. Yani uygulama sahasının farklı bir yerde olması hani üniversitenin yine nezaretindeydi. sürekli eğitim merkezi yöneticimiz de bizimle eşlik ederek orada bizzat o da durumu koordine ediyordu. O yüzden çok verimli, herkesin uygulama yapmayan hiç kimse yoktu. Yani biz 20 kişilik bir grupla gittiğimiz halde 20 kişi için çok yeterli bir parkur, yeterli bir eğitim alanı ve eğitim içeriği vardı. Olabildiğince bir konuda hassas davranmaya çalışıyoruz. Uygulamanın dışında da sizlere bir sınav yapıyoruz. Bir ön test ve son test şeklinde sınavımız oluyor. Yani biraz sınav kaygısı insanların olsa da aslında çünkü sertifikayı ona göre tabii ki almaya hak kazanıyorsunuz. Evet. Öğrendiklerinizi bir test etmemiz gerekiyor sizlerin. Bu konuda siz bir kaygı yaşadınız mı ya da nasıl oldu süreç bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki de çünkü şeyi fark ediyorsunuz. Aslında ön testi yaptığınızda fark ettiğiniz şey teknik olarak kendinizin de bilgi eksikliğini fark edip sizin de bu açıda e, eksik gördüğünüz kısımlarınızı kendiniz tamamlama için bir farkındalık kazanıyorsunuz. Sonra almış olduğunuz teorik bilgilerde sorulan sorulara göre e, işte ''Aa evet ben bu kısmını bunu bilmiyormuşum.'' diye tamamlamaya başlıyorsunuz. Yani bir puzzle'ın parçalarını oturtmaya başlıyorsunuz. E, eğitim sonunda da yapılan yine değerlendirme testini aslında sizin teknik olarak ne kadar donanımlı hale geldiğinizin sorulan sorulara cevap verebilecek düzeyde olduğunuzu göstermiş oluyor. Sadece sertifika kazanmaktan ziyade ben bana katkısını somut olarak görmemi sağladığı için hani bu sınavların yapılmasının evet ne kadar kaygılandırıcı olsa da çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bizler de öyle kesinlikle. <laughs> Zaten bunlara göre sertifika almaya kazanıyorsunuz. Belli bir not aldıktan sonra sertifikanız düzenleniyor. Buradan da sertifika ile ilgili birkaç bilgi verelim yine hatırlatalım. Sertifikalarımız E-Devlet onaylı oluyor. E-Devlet'ten sorgulatabiliyorsunuz. Çiftilli ve sizin fotoğrafınız yer alıyor. Rektörümüz ve merkez müdürümüzün ıslak imzası yer alıyor sertifikada. Bu şekilde Avrupa standartlarında hazırlanıyor. Bu sizin için bir kriter miydi? Tabii ki. Çünkü son zamanlarda artık bütün herkes sadece sertifikalar için değil. E-Devlet sistemini çok aktif olarak kullanmaya başladık önceden bütün sahip olduğunuz belgeleri özveriyle saklamak için çabalıyordunuz birincisi en büyük sağladığı avantaj bir kullanıcı olarak her zaman gerektiğinde belgelerime erişim hakkına sahip olmam İkincisi de e, tabii ki bunun e-devletten sorgulanabilir olması aldığınız sertifikanın resmi ve gerçekten yetkilendirildiğinizin bir kanıtı niteliğinde bunun ben çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. En azından bu şunu da gösteriyor. Üniversiteler bu eğitimi verirken, evet, üniversitelerinde denetlendi, bu eğitimi verme konusunda yetkilendirildi ve evet, ben de bir yetkili kurum tarafından bu konuda eğitici eğitmeni olabildiğini görmüş oluyorum. Evet, bir kriter oluyor yani evet. sizler için de. Ben de alacak olsam benim için de bir kriter. O yüzden de biz zaten bir şey yaparken hep önce kendimize sorup. Ona göre sizlerin yerine koyarak kendimizi empati sağlayarak Hı -hı. bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Ee, peki ekipmanlara değindikten sonra aslında yüksekte çalışma temel eğitimi ile ilgili e, bunu kimler alabilir ya da buradaki eğitimi siz temel eğitimi olarak aldınız mı tam hatırlamıyorum ama iş seviye uzmanı olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle yüksekte çalışma temel eğitiminin aslında kimlerin ihtiyacı var diyecek olursak e, özellikle bizim 6331 sayılı İSG Kanunu'nda yapı işleri yönetmeliğinde yüksekte çalışma kısmına değiniliyor. Burada da diyor ki eğer bir iş yerinde e, fiziki olarak minimum bir şey yok e, bir e, baz noktası yok çalışana zarar verebileceğini düşünülen her yükseklikte mutlaka o çalışanın e, yüksekte çalışma eğitimini almadan işe başlatmamanız gerekiyor. Hı hı. Ya Her ne kadar kendi işiyle ilgili teknik donanıma sahip olsa da usta ya da kafı hiç fark etmiyor. E, mutlaka bu eğitimi aldıktan sonra siz o kişiyi işbaşı yaptırabilirsiniz diyor. Bu da şu demek İSG açısından yorumlarsak biz e, sahada yapılan çalışmalarda çalışan kişilere karşılaşabileceği tehlike ve riskler konusunda evet eğittik ve onu doğru şekilde e, olası bir durumda kriz yönetimi sağlamak için eğitim anlamı taşıyor. Bu temel eğitimde de bize onları işbaşı yapmadan önce e, emniyet kemerlerini doğru kullanım, e, bunu neden çıkartmaması gerekiyor, yaşam hattı nedir, bu nasıl doğru bağlanması gerekiyor, yaşam hattından asla kendini kesinlikle bağını kesmemesi gerekiyor. Eğer geçişler yapması gerekiyorsa parkurlar arasında bunu nasıl doğru şekilde yapması gerekiyor? İşte işin gereği manevralarını nasıl yapması gerekiyor konusu. Biz çalışanlara bulunduğu iş yerindeki yaptığı görev tanımına göre bir eğitim veriyoruz. Bu temel eğitim. Hı hı. E, bu eğitim sonunda da yine onları da sertifikalandırıyoruz. Biz eğiticiler olarak bu kişi evet bu konuda bilgilendirilmiştir. Doğru kullanımla ilgili nelerle karşılaşabileceği konusunda bunu da özlük dosyalarında saklıyoruz. Bir günlük bir eğitim olduğu için sanırım katılım belgesi tarzında bu eğitim aldıklarına dair bir belge hazırlanıyor. Hı hı. Sertifika biraz daha farklı olduğu için orada bir yanlışlık olmasını Evet düzeltelim. bu katılım belgesi hı hı. resmi olarak tabii ki o iş yeri sınırları içerisinde geçerli ama bunu her iş yerinde kullanamazsınız. O Çünkü her iş yerinin tehlike verisleri kendi sınırlarına göre özeldir. Siz bunların her birini birbirine entegre edemezsiniz. O yüzden katılım belgesiyle sertifika birbirinden farklı. Evet. Bu sizin eğitim verdiğiniz grupla ilgili söyleyeceklerimizdi. Peki yüksekte çalışma, eğitici eğitimine dönecek olursak, <laughs> burada eğitim öncesinde ve eğitim esnasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili yine birkaç bir şey söylemek ister misiniz bize? Olur tabii. Eğitim öncesinde dediğim gibi eğitimden önce hani biz iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak sahada yapılacak tehlike ve riskler konusunda empati kazanabilmemiz çok önemli. Çünkü siz bir güvenlik talimatları oluşturuyorsunuz, bir kurallar bütünü oluşturuyorsunuz. Ve çalışanları bunları anlatırken ya da uyumaları konusunda onları uyarılarda bulunurken sizin de onları anlayabilmeniz çok önemli. Eğitim öncesinde evet yüksekte çalışma bir tehlike olarak görüyordum. A, yüksekte bizzat çalışmamıştım ama eğitim esnasında fark ettim ki çok meşakkatli. Özellikle uygulama esnasında e, ben bir günlük eğitimde ve burada aynı zamanda bir iş yürütümü de yapmadığımız halde e, gerçekten insanların nasıl e, hani bir hata yapabilir ya da en ufak bir hata nasıl sonuçlanabilir, ne kadar özverili olması gerektiğini fark ettim. E, eğitim esnasında bunun aslında çok ciddi e, görünenden daha fazla hassasiyet istediğini fark etmiş oldunuz. Ve en önemlisi de çalışanlarla birebir onu yaşayarak siz empati yeteneğinizi biraz daha geliştirmiş ve farkındalığınızı arttırmış oluyorsunuz. Bir ekstra olarak öğrendiğiniz bilgileri soracak olursak size mesela yüksekte evet. çalışma eğitimini alırken illaki ekstra bilgiler de veriliyor size. Bunlar hakkında neler söylersiniz? Aslında şöyle söyleyebilirim. Yüksekte çalışma eğitici eğitimine katıldığımızda biz sadece Uygulama sahasında e, hani bunun e, normal bir parkurda tırmanma, e, işte güvenli emniyet kemeri kullanımı e, standart bir senaryo olacağını düşünüyorduk. Ama e, eğitim esnasında fark ettik ki e, birkaç tane senaryo üzerinden bizler uygulama yapmaya başladık. İşte aynı anda 5 e, kişi aynı yaşam hattında çalışıyorsa neler olabilir, burada bağlantıyı nasıl keseceksiniz e, bunları denemiş olduk. Yine farklı bir senaryo olarak hani yüksekte çalışma deyince hep böyle fiziki bir yüksek yapıda çalışma gibi anlaşılıyor ama siz belki e, yüksekte ama zemin altında çalışan bir kişi de baktığınızda bir yaşam hattına bağlı olarak çalışıyorsa o da yine yüksekte çalışma niteliği taşıyabilir. E, bunun kalan birisini arama kurtarma faaliyetini yaptık mesela demo olarak e, yaşam hattına kendimizi bağlayarak işte mahsur kalan birisini Yaklaşık bir 6 metre aşağıya güvenli bir şekilde emniyet kemerini doğru kullanımla inip onu kurtarıp zemine güvenli şekilde çıkarma gibi senaryolar da oluşturduk. Tabi bunlar da bize ekstra şeyler katmış oldu. Olası bir acil durum durumunda yaşam hattına kendimizi nasıl bağlayıp birisine müdahale edip bir canlıyı nasıl kurtarabileceğimize nasıl müdahale edebileceğimiz konusunda da bilgilenmiş olduk hani sadece teknik olarak hani bildiğimiz bir standart e, yüksekte çalışmayla sınırlı kalmaması bana tabii ki ekstra bir şeyler katmış oldu. <laughs> Çok güzel. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi akla ilk yüksekte çalışma deyince yükseklikte yapılacak bir etkinlikler geliyor. Evet ama aslında işin içine girince ne kadar farklı şeyler çıkıyor ki siz alan içi birisiniz ama yine de farkındalığın nasıl arttığını Evet. Sizin anlattıklarınızı bizler de görmüş oluyoruz. Ee, tekrar hatırlatalım sevgili izleyenlerimize. Sevgili izleyenler, Üsküdar Usem hesabından bize soru sorup anlık sorularınızla yayınımıza katılabilirsiniz. Biraz önce tekrar etmiştim ama sertifikalarla ilgili yine bir soru gelmiş. Sertifika, katılım belgesi değil. Biraz önce ayrımda zaten hocamızla konuştuk. Düzenlediğimiz eğitimler sonunda sertifika veriyorsak, evet bunların hepsi devlet ve biraz önce söylediğim bütün kriterler doğrultusunda hazırlanarak sizlere teslim ediliyor. Hocam peki neden sürekli eğitim merkezi Üsküdar Üniversitesi'ni seçtiniz? <laughs> e, güzel. <laughs> Üsküdar Üniversitesi özellikle sürekli eğitim merkezi e, açmış olduğu e, bu eğitim programlarında ben üç farklı eğitimimize de katılma fırsatı elde ettim. Aynen. Üç farklı programında da alanında gerçekten uzman eğitmenleri ve bu alanda gerçekten ne kadar güvenilirliğini ve bilgisini kanıtlamış kişilere eğitmen kadrosuna dahil edip bu kursların açılmasına fırsat veriyor. Tabii ki bu, bu da sizin için ekstra bir güven veriyor. En önemlisi de uygulama eğitimi konusunda her üç farklı eğitimde de ben çok özveriyle uygulamaların kesinlikle e, tamamiyle çok hassas ve süresinin kesinlikle azaltılmadığı e, kendi eğitim programında belirtilen minimum sürelerin asla altına düşmeyecek şekilde çok hassas bir şekilde yapıldığını gördüm. E, bu yüzden e, birçok kurum belki buna dikkat ediyordur ama Üsküdar Üniversitesi'nin bu konuda daha hassas davrandığını düşünüyorum. O yüzden tercih ettiğim için ve bu eğitimlerde, bu kurumda, bu merkezden aldığım için de benim için çok daha faydalı, yorucu ama çok avantajlı <laughs> olduğunu söyleyebilirim. Sizden sonrakileri daha az yormaya çalışıyoruz diyelim o zaman. <laughs> ya evet çok eğlenceli yüksekte çalışma ama dediğim gibi sürekli tırmanıyorsunuz ve bu bir kerelik değil ve o 8 saat boyunca size bunu sürekli yaptırdıkları için her eğitim için de farklıydı. Bu yangın almış olduğum eğitici eğitiminde de yine aynıydı. İHA 1'de de yine aynıydı. O yüzden uygulamadaki hassasiyetiniz bu konudaki tercih edilme sebeplerinden bir tanesiydi. Çok güzel. Sevindik. <laughs> Peki konu açılmışken çünkü bir uygulamalara benziyor aslında tabii ki içerik olarak hmm. bambaşka ama yangının uygulamasından bahsetmek ister misiniz? O da o kadar yorucu geçti mi sizin için? <laughs> Yine onun için de başka yere gitmiştik. Evet yani şöyle her eğitim aslında kendi içeriğine göre tabii ki uygulaması da farklı. Yüksekte çalışmada tır, sürekli tırmanıyorsunuz. İşte güvenli bir şekilde aşağı inmeniz gerekiyor ve bunlar yaklaşık 1 metre ya da 3 metre gibi yüksekliklerde minimum tırmandığınız 6 metre. Ve bunu 8 saat boyunca yaptığınızı düşünün. Sürekli farklı senaryolarla bir de tırmanıyorsunuz. Yangında da yine size aşamalı olarak uygulamalar yaptırılıyordu. İşte söndürmeniz önce küçük çaplı minimal bir şeyle başlarken sonra bu gittikçe artıyor artıyor ve en son otobüs söndürmeye kadar gidiyorsunuz ve sönmüyor. <laughs> e, tabii ki işte bu da aslında baktığınızda e, sürekli eğitim merkezi Üsküdar Üniversitesi sürekli eğitim merkezi tarafından hani verilen eğitimlerin her birisi kendi içerisinde e, uygulaması hani tek bir eğitimde uygulama bu kadar hassas ya da değil diyemem hepsi içinde de üçünü de farklı bir şekilde deneyimlemiş biri olarak üçü de çok özverili benim için çok farklı tecrübelerdi çok da verimli geçti hani bunu daha önce aldığım eğitimlerle kıyasladığımda aradaki farkı net bir şekilde görebiliyorum onuru aldık efendim. <laughs> teşekkür ederiz o yüzden özellikle sormak istedim. Çünkü 3 eğitiminizde de sizin uygulama vardı. Evet. Bilerek mi bizi seçiyorsunuz, denk <laughs> mi getiriyorsunuz anlayamadık. O yüzden uygulama hassasiyetinizi öğrenmiş olduk. Aldığınız eğitimden mutlu olmanız bizim için çok önemli. Artık sona yaklaşırken sizden yüksekte çalışma eğitimi için neler öğrendiğinize net ben şu eğitimin sonunda şunları öğrendim diyebildiğiniz konuları bizimle paylaşır mısınız? E, tabii ki de en önemlisi yaşam hattında e, kesinlikle göründüğü kadar hani sadece kendinize emniyet kemeriyle oraya bağlamış olmanız yeterli değil. E, biz uzmanlar olarak sahada belki sadece çalışanları e, kendinize emniyet kemerine bağlayın, e, yaşam hattına bağlayın ve normal güvenli çalışmaya devam edin diyorduk. Ama ben bu uygulama eğitimi sonrasında özellikle bu yüksekte çalışma yetici eğitiminden sonra aslında o yatay yaşam hatları arasında da normal bir iş ortamında geçişler yapılırken delere dikkat etmeniz gerektiği. Örneğin uygulama eğitimi esnasında biz iki bacağı birden eğer yaşam hattından kesiyorsanız eğitmen hocamız bize direkt yandığımızı söyleyip parkurun başından tekrar başlatıyordu. Ve her seferinde hiçbir şekilde hatamızı tolere etmeden, çünkü siz buradaki en ufak bir hatayla e, ölümle sonuçlanabilirsiniz. Her zaman minimal yüksekliklerde çalışılmıyor. Ve her seferinde parkur başına geçip bunu yapmaya çalışmanız, böyle bir farkındalık kazanmanız, bende net bir şekilde e, sahada takip edebileceğim durumları net görebilmeyi sağladı. E, bu konudaki çalışanları takip ederken, çalışma ortamında, Onları daha nasıl dikkat etmem gerekiyor, onları gözlerlerken, saha gözetimi yaparken ne kadar fazla dikkat etmem gerektiği konusunda bana farkındalık attı. Tabi teorik olarak da kullanılması gereken bu kişisel koruyucu donanımların özelliklerinin nasıl olması gerekiyor, bunların hangi standartları nasıl karşılaması gerekiyor konusunda da teorik olarak da çok bilgi düzeyimin artmış olduğunu gördüm. Bunu hani eğitim öncesinde de bunları evet biliyordum ama bu kadar aralarındaki farkı deneyimlemeden e, aradaki farkı kendim e, kestiremiyordum. Bunu da koymuş oldum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok teşekkür ederiz samimi cevaplarınız için, bizimle hmm. birlikte olduğunuz için, zaman ayırdığınız için ee, sevgili izleyenlerimin adına ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için, e, sohbetiniz için. Teşekkür ederiz. Sayın sevgili izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konuğumuzla yeni eğitimi konuşmak üzere, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.